Arkadaşlar grev var. Şanlıurfa tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim şartları ve tablodan çıkan hatları, ön planda tutabildiğim hatları aktarmaya çalışacağım sizlere. Şanlıurfa, bu bölgeler kendi adıma her zaman için sıkıntılı gördüğüm yarış yerlerimizdir. Ki atlarımız da öyle. Yani jokeylerin bazen yapacak bir şeyleri kalmıyor. Ki yaptıkları şey de var jokeylerin. AGF'ler üzerinde oynadıklarını da gördüğüm için bu bölgelerde. Necmi'nin geçen hafta neler yaptığını bildiğimiz için dikkat edin derim, bütçelerinizi aşmayın arkadaşlar. Güzel ikramiye verir ama bulmak, inanın, denk getirmeye yani çok büyük şans lazım. Sadece benim bilgilerimle de yetmiyor, yeterli olamıyorum. Ben de tutturamıyorum yani. Ama denk gelir mi? Gelir tabii ki, at yarışı bu. O yüzden bütçelerinizi aşmadan oyunlara iştirak etmenizi ısrarla tekrar tekrar önermiş olayım. Boş koşusu, birinci koşu, 4 Kral Camus sürekli önermekteyim bu safkan. Kazanır da çıkıyor. 4 belli tercihli, kazanması gereken bir yarış düşüncesindeyim. Rakibi 8, grubun en kaliteli atı. Koşmaya başladı, düzelmiş görünüyor. Bu grupta dişi olmasına rağmen söz sahibi olur İsa Katar'la. 4-8 sıralamam bu şekilde. 2 ve 3 her ne kadar kalitelerini düşünmüş olsalar da koşar durumda gördüğüm diğer iki safkan 4 ve 8'den sonra bunlar da iyi yerlerde olurlar bir şartlı 4 yarıştı. İkinci koşu handikap 17, handikap 3 bir yarış şartı, plase başlangıcı. Burada arkadaşlar 6 ferit tercihli gene uygun kilosu ile 42 gün aradan sonra start alacak grubun en kaliteli atı olması ile şartın handikap 17'nin de şartına uyuması ile Forim yani yarışı kazanabilir. Bu handikap 17 şart biraz bu atlara, bu tip handikaplara gider çünkü. Ki 7 dahi bakın, koş buğra koş, 7 dahi yarışta şanslı kalabiliyor en düşük handikapı taşımasına rağmen. 6 Ferit'le umarım kiliden düşmez. En azından kazanmasa bile, aradan etkilenmezse iyi yarış gelir. Diğer safkan grup yarıştan geliyorlar. 1-4 kilo avantajı 4'ten yana. Ben kilodan giderim burada artık. 4 yaşında 4 numaralı Rebel Kit de etkili yarış çıkartır. Rakibi olur. 6-4, 4-6. Sürprizi grubun en ağır kilolu grup yarıştan gelen handikap 17 yani Necmi ile bir dar sokak olur. Sıralamam bu şekilde. Diğer atlardan da hani handikap 17 olduğu için diğer atlardan da varsa tuttuğunuz ekleyebilirsiniz. İtiraz etme. Gözde oğlum 2 yarış kazanıyor ama son 3 yarışını İyice kilo aldı. 61 kilo da iyi kilo değildir aslına bakarsanız. Dar sokağa göre bakın 38 kalite handikap puanı var. 61-63 aralarında 2 kilo var. Dar sokak 1 nolu safkan 3 gözde olumu yürüyerek geçer. Normali bu. Geldikleri yer farklı çünkü. Üçüncü koşu altılı başlangıcı maiden dişiyle başlatıyorlar ki altılı içerisinde bir tane daha var. Bu şartlardan, maiden dişilerden oldum olası korkarım ki her bölgede aynı şeyi yapıyorlar. Öncelikle sahipleri yarışta start alıyor bu arkadaşlar. Yarışta kim foil, kim plase önemli değil bir yerden sonra. At sahiplerinin ne dediğine bağlı. Bunlardan geçiyor artık jokeylere, aprantilere, oradan atların genel durumuna. Şimdi biz atlardan bakıyoruz. Kim kaliteli, kim kazanmış. Ona göre yorum veriyoruz ama bir bakıyorsunuz zaten enseye basmış, çıkmıyor meydana. İkinci kalmak için koşuyor falan yani. Geçen hafta Necmi'nin yaptığı da bu terbiyesizlikti. Bunu da her zaman ifşa ederim. Ahmet Çelik ne yapıyorsa Şanlıurfa'da, Diyarbakır'da, Elazığ'da Necmi altına da bu tip atları verip enseye bastırıyorlar. İkinci bıraktırıyorlar ya da favori atlarla. Neyse ki favori ata binmiyor, kazanır da. Grubun en kaliteli atı kalmış ama ikinolu safkan bu bölgede yeni koşacak. Bu bölgede koşar durumda olan, çok kazancı olmayan, isterlerse maiden'dan çıkacak olan 9. Kızım Simge, Simge. Maiden'dan çıkacak atları özellikle Ferit'e veriyorlar. Ferit çıkartıyor. 3. Grubun en kaliteli atı AGF almış. 2. Ve bundan sonrası aprantileri bindirmişler. Hedef yapabilirler 6 ve 10 gibi. Atların da şanslı koşar durumda olduğunu söyleyebilirim. Hani yazılabilir safkanlar. Az atla geçecek arkadaşlara 9'un yanına, 9-2'nin yanına tuttuğunuz atı eklemenizi öneririm.
Alt gruptan yeni koşan atlardan bir şey çıkmadı. Saklanmış atlardır bunlar. İyi çalışma verselerdi bize göstermezler. Sürprizini bu tip atlardan bekleyebiliriz. Hani 14-2 yarış görmüş ama bu iki safkanın ne olduğunu bilmiyoruz. İyi durumdasalar bile, iyi galop verseler bize göstermezler. Yani yarış bittikten sonra görürüz hani iyi atmış. Çok at yazan tabii, çok at yazan. Buradan sürpriz arayan arkadaşlar ancak bu şekilde aktarabilir. Dördüncü koşu, handikap 14, handikap 3. Yani bu şartları mutlak okumak zorundayım. Bu şartlara göre yarışlar sonuçlanacaktır. Tabii sadece burası için genel anlamda öyle ama burası Şanlıurfa, burası başka bir şey. Biz gene de handikap yani şartlardan gideceğiz. Dişi grubu handikap 14'ün ve handikap 3'ü yani kalitesiz atların maiden'dan çıktıktan sonra diğer erkek rakipleri yanında koşamayan atların bir araya geldiği grup. O yüzden sürpriz çıkartır her zaman için bu tip gruplar. Yarış şartına uyan safkan 14 arkadaşlar. Safira çıktı. Bunu hani tek kullanmıyorsanız herhangi bir atı mutlaka ekleyin derim. 14 nolu Safira yarış şartına uyuyor. Kilo handikap düşen grubun en kaliteli atı kalan 5 Alankoz sürpriz yapar, ganyanlı gelir. Bu ata dikkat edin. AGF'ye bakmayın. Bu tip yarışlarda AGF sizi yani kandırmasın deyip tuttuğunuz böyle gördüğünüz atları mutlaka ekleyin. Onlardan biri 5 ganyanlı gelecek. 10 yarışın favorisi, doğru favori koşar durumda ve kalitede kaldı. Kilo uygun 58, zaten mesafe kısa, 66-65 kilolar da kazanır burada. 10 yukarıda kazancı yüksek 2 safkan, biri 4 yaşında kilo almıştır bu safkan. 3 kendi yaşıtlarında koşuyor. Tabi bu gruba geçiyor şimdi. Tabii ki şanslı koşar. 1 matra 1 nolu safkan. Bu kara keçilerin atı bu tip mesafelerde bu tip atları çok geçti ve kazandı bu safkan. 1 matra bildiğim bir safkandır. Yazılır arkadaşlar bu atta 60 uygun kilosu ile. Bakın aşağıdaki Safira ne kadar şanslı koşuyorsa bu atta o kadar şanslı koşar. Mesafe ve şarttan dolayı. Yazılması gereken safkanlar olarak ön planda tuttuğum atlar. 2, 6, 13 varsa diğer atlardan tercih sebebi olarak işaretlemenizi öneririm. 5. koşu şartlı 2 mücadelede. Burada bir at önereceğim. Buğrahan arkadaşlar. Geçen yarıştan kilo vererek bu gruba geliyor. Şartlı 2 demek 4 yukarı Arapların arızalı ya da sıkıntılı koşan atların bir araya geldiği grup demektir. Her ne kadar bir önceki yarışları iyi olsalar da bu şartlı 2'ye girdiklerinde, kaydettiklerinde sıkıntılı koşular çıkarırlar ki zaten bu bölgenin atlarının 4'te 3'ü arızalı, sıkıntılı, problemli atlar. O yüzden yanıltmaktalar ki, o yüzden de güzel ikramiye ve sürprizler çıkmakta. Bu yüzden de dikkat edin derim, bütçenizi kesinlikle aşmayın. Böyle buralarda, kesinlikle. 3 Burahan koşar durumda gördüğüm bu safkanın grubun kaliteli atı kalması ile uygun kilosu ile bakın grupta ağır kilolardan bir tanesi kazanabilir bende. Ciddi anlamda ön planda çıkıyor. Hani tek demek zor, kolay değil kendi adıma ama ben kazanmasını bekliyorum. Rakibi Ferit'in 3'ü bırakmış, Burhan'ı bırakmış Ferit. 14'e gitmiş ki 14'te kötü, daha doğrusu zor yarışlardan buraya geliyor. Çok uygun grup bence. Ünlü Prens. İlk etapta düşünülebilir, yazılabilir safkanlardan biri. Mutlak bir çalışma vermiştir, o yüzden Ferit bu atı tercihledi. Diğer atlar, AGF'ler bunların yazılmışsa bırakırım. Hiçbirine itiraz edemem. Hani ön planda az atla geçmeye çalışıyorum kendi adıma. 6-2-4-1 Kaisvert'i var 5. 15 Baba Menduh 10 yaşında, ona rağmen bunların yazımını size bırakacağım. Tercih sebebi yapabilirsiniz. Hani hiçbirine hayır da demiyorum, evet de demiyorum kendi adıma. 6. koşu, kısa vade 8 bir koşu. Yıldırım izi. Kısa vade 6'ya geldi burada. 3 nolu hızlıysa yakaladan uzak yedi. Çok güzel bir uzak yedi. Yıldırım izi. Gitti Adana'ya. Kısa vade atlarını tokatladı çok güzel bir şekilde. Birinci oldu. Tekrar geri geliyor kısa vade 8'e. Ve favori, tekrar favori. Hani 9 bildiğimiz bir at.
kısa vade 6 yarışını yaparlarsa 3 nolu Safkan kazanır. O gün de 3'ün o yarışın AGF'si 2 Demir Nihat'tı. Yani 2 yarış kazandıktan sonra direkt enseye gitti o da. Yani kalitesi o kadar yok çünkü. 9 hala grubun en kaliteli atı durumunda. Yani geçildiği Safkan 3. Tek olabilir, itirazım yok. Eğer gene Şanlıurfa pistini yadırgar ise 3 o koşusunu tekrarlar ise hala kazanır da 3 nolu hızlıysan yakalar. Normalde 9 gibi safkanlar, bilgiyi de aktarayım. Yıldırım izi gibi safkanlar, kaliteli safkanlar kısa vade 6'da yarışı bırakırlar, diğerlerini hediye ederler, satarlar arkadaşlar daha doğrusu. Kısa vade 8'e geldiklerinde aynı grubu tutarak geçerler. İşte o yüzden favori Yıldırım izi, o yüzden tek olabilir kazanırdı. 3 rakip 2 ve 6 çok sürpriz önereceğim safkanlar ki o grupta bir nolu safkan bile ikincilik yaptı yani. Aşkar Devzade. İşte olmaması gereken bir at 1'di. 9'un kötü koşması ile. 7. koşum Maiden dişi tekrar geldi. İşte buralarda lafın bittiği yerler bende. Gene sahipleri, kazançları, jokeyler, kimin ne yapacağını bilmem inanın zor kendi adıma. IGF, yani Mert öngelen az sahibi çıkalım dedilerse çıkarlar 5 numaralı safkanına. Fori, Fori. Plasesi grubun kaliteli atlarından Ethem Kaplan'ın çıkmak isterlerse bakın grubun en kaliteli atı yine Necmi Altın karşınıza çıkıyor burada. 8 doğru AGF rakip. 1 kazancı en yüksek safkan 59, o yüzden 59 kilo. Bunlar istemezlerse 1 ister yarışa gider kazanabilir rakip. Yazılır atlardan son yarışta ikincilik 10, 4, 2, 3 ne olduklarını ne yapacaklarını kestiremediğim sürpriz atlarda bunlar görünüyor. Yeni koşan atlardan işte bizden saklanan atlar diyeyim bilemiyorum yani bu atlardan tercih edebilirsiniz. Orijinini beğendiyseniz AGF'ye bakmayın derim her zaman için bu maiden dişilerde. Sıralama ya da görebildiklerim bunlar az atla geçecek arkadaşlara 5, 8, 1. Çok at yazan arkadaşlara da tercihen dilediğinizi yazabilirsiniz. Maiden dişiler. AGF'lerde geliyor, kazanıyor. Ama olmadık yerlerde, olmadık sürprizleri de çok kolay çıkıyor bu maiden dişilerde. 8. ve son koşu. Şartlı 3, 4 yukarı İngilizler. Buranın da sürprizi çıktığı zaman berbat çıkar. Bulmakta inanın zor. Her ne kadar az at önersem de son ayak teki olarak da 16'yı önereceğim tabii. Son yarışı ikincilik en azından koşar vaziyette gelmiş. Yani sıkıntılı atlar için. Burası da sıkıntılı atlar. Bunların 4'te 3'ü sıkıntılı arızalı atlar. Yani bu böyle bir 16 AGF ağırlığını taşıyor. Dış starttan çıkıyor. Yani o ağırlığa takılmazsa kazanabilir. Bu da tek olabilir. Son ayak teki olarak da direkt olarak önerilir. Grubun kaliteli atı. Yani kazanması gereken atı. Rakipleri 3 tanesi ara vermiş. Bunlar 8, 10 ve 11. Ne koşacaklarını bilmiyoruz. Yoksa diri görünür öneririm bu atları. At yazmak isteyen arkadaşlara 7 ve 11'i. 11 202 gündür koşmuyor. Hazırsa bu atla iyi koşar. 7'nin kalite handikap puanı AGF'si doğru. 8 Gattara, eskinin Gattara'sı. Eskisi gibi koşabilse grubun en kaliteli atı. Sürprizle önereceğim safkanlar. 400 atlı çok çok sürprizde. 4 nolu safkan ihtimali var çünkü en ağır kiloyu taşıyor bu safkanda kazancından dolayı. 12 Cihan Abedel bir zamanlar niye atıydı bu at? Bu atla gitti. Sakatlandı ya bunlar hep. Sıkıntılılar hep. 10 sıkıntılı bir yıldır koşmuyor. Yani bunlar da sonraki ihtimaller olarak yazılabilir safkanlar. Görebildiklerim bunlardı. Umarım faydasını görürsünüz arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.